onlardan giyiyor gengeleri herkes. Çok güzel üstü pavyonlu evet. Ayakkabılarımıza bak. Evet. Aman annemin gençliği. Şöyle altınlara basın anne. Şu başı örtülü olan annen. Sağ taraftaki Fatime halam, sol taraftaki Atike halam. Seherlerle hep beraber annemlerin yeni evlerine geldik. Seherler ilk defa görecekler. Şöyle parkları falan da çok güzel. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün bayramın ikinci günü. Seherlerle beraber annemlerin yeni evlerine geldik şimdi. Onlar da ilk defa görecekler. Bakalım çok merak ediyorlardı. Gerçi şeylerini videoda izlediler evin nasıl olduğunu. Hep beraber evi gezeceğiz şimdi. Hah, gel bakalım nasıl evi. Muzaffer de çok beğendi. Vallahi anne çok güzel. Demir. Hah, aman dikkat et oğlum. Demir de diyor burada niye kalmıyorlar? Bu ev çok güzelmiş diyor. Anneanneler bırakamıyor oğlum şeyi. Öbür eski evdeki komşuları falan. O yüzden yoksa o kadar güzel ki. Dur şurayı açalım hava gelsin. Market. Neyse ticaret. Market yazıyor? Market orası. Ha, ticaret merkezi yazıyor. Gayet güzel değil mi? Balkonu. Odaları. Şöyle. Mutfağı falan. Çok güzel annemin. Bence de. Ha? Nasıl Seher? Çok güzel şahane. Gel de söyle mi yok yok. Onu mu yani? Değil mi? Neyden daha güzel diyorduk. Ha, çok ferah, aydınlık. Evet, değil mi? Çok güzel. Siz burada oturun hakikaten niye o tarafa gidiyorsunuz? Valla ben de... Kimse yok kızım yaz günü burada kimse yok. Sen de olacaksın işte. Kimseye ne ihtiyacın var? Bir ya. Bence 40 yıllık bina ya. Hı? Değil mi? Annemin paspası. Bunlar bir zamanların vazgeçilmez paspası. Bu benim çeyizimdeydi. Annem örmüştü. Sonra anneme verdim tekrar bunu. Eskinin de görüntüsü. Buradan kuş bakışı. Değil mi? Çok güzel gözüküyor. Ha, orman. O ağaçları biz diktik baba. Hayır. Karıştıran değil. Denek dağı mı anne? Şimdi Şabap ablaya geldik bayramlaşmaya. Biraz oturduk. Sulu mağaraya gidiyoruz. Keskinimizin meşhur sulu mağarasına. Ha şuradan şuradan. Şuradan sol taraftan gideceğiz. Ama inanılmaz bir sıcak var bugün. Ha ha. Ha, çok yakıcı. Şimdi serinleyeceğiz. Şu anda buz gibi. Daha önceki günlerde böyle sıcak değil miydi keskin? Sıcaktı. O yağmurdan sonra serinledi. Aha, yağmurdan sonra çok güzel oldu. Şuradan şuradan isim. Burası ne? Orada kafe olarak yapılmıştı ama çalışmıyor. Mağaranın görüntüleri bu şekilde. Böyle giriyorsun. Girerken daracık böyle yerden. Geçen sene gerçi çekmiştik yani içerisini. Ama şu anda kapalı. Görevli de yok. Bayram tatili ya resmi tatili. Kapalı. Ama şey hani... Dönük sen de... Ay, püf. Bayram dolayısıyla aslında misafir çok geliyor. Ha, sizler mesela bayramda geldiniz. Evet. Açmaları lazımdı. Neden kapalı bilemedim. Tüden konumlu, preozoik döneme tarihlerden fosil bir mağaradır diyor. 285 metre uzunluğundaymış. Birbirine bağlı 3 kattan havuzlu salon, küplü galeri ve alt maden galerisi. 3 galeriden oluşuyormuş. Tabii şu anda şey değil. O kadar uzun değil mesafesi. Evet, her yeri açık değil. Ha, ziyareti açık değil de. Neyse göremedik. Evet. Mağarayı bu sefer. Yani Seher görmemişti. Yani ben çok geldim de. Her geldiğimde bir ziyaret ediyorum. Keskine. Geçen sene de gelmedik. Gerçi çocuklarla oldukça kadar da. Geldik sanırım. Şabap ablaya da gelmiştik doğru. Geçen yıldan izleyenlerimiz bilirler keskin gezimizi. Bütün şey var. Aşağıda o
kütüphanenin olduğu taş bina var. Taş bina çok güzel. Orası çok güzel şey yapıldı, kültürlü. Açık orayı da gezelim. Şimdi giderken. Olur. Şey var, Rahmi Pehlivanlı'nın evi. Ev, orası mi? Da müze haline getirildi. Orayı da biz gezmiştik geçen yıl. Güzeldi. Horoz çiçeği. Getir şu kulağına yapıştır. Hayır yapma. Biz horoz derdik ama şu anda ismi farklı. Yine unuttum. İzleyenlerimiz yazmıştı. Hat mı? Bir şey hat mı çiçeği ya? Dur, Şabap abla bilir. Şabap ablanın bahçesinde de var onlar. Bu da var. Aa, söylesem yaparken. Dur, küçükken bir de bu dükkanlarla savaşırdık. Ama bu var ya, vazoya koyunca çok güzel duruyor Seher. Görüntüsü süper. Bakarken bile kaşındım. Birbirimizi alıp alıp vururduk böyle bunlarla. Ay çok acıtır çok ya. Çok acıtır tabii, savaş yapardık küçükken bunlarla. Elini nasıl alacağım bunu? Alınmaz da. Koparıyorsun işte dikenlerin arasından. Baksana her yeri diken. Ay düştüm. Şimdi Şabap ablalarda yıllardır görmediğim dayımızın oğluyla karşılaştık. Boy farkını görebiliyor musunuz babamla? Babam yetişemedi. Çarptı, merdiven getirin diyor dedi. Öyle aynen ya. Ailenin en uzunu Şabap abla. 1.96 mı dedin İhsan? 1.96'ymış boyu. Yumuş üzerinde öyle de. Ama bu beni geçecek. Şimdi, maşallah. Anadolu'nun ve Keskin'in en uzun adamı. Gerçekten de ya. Keskin'de yoktur bu kadar uzun zaten. Kazım Eksten var. Yok. Abla Öztürk var ya. Bu kadar değildi ama. Zaten biraz önce gördük ya. Baksana. Biraz daha. Yine alçak yapmışlar. Hiçbir yere giremiyorsun. Evet. Kapılara sığmıyor. Kapılara sığmıyor. O Güneş miydi? Rekorda kitabı vardı. Evet. O Güneş. Oraya 2.70'ler giriyor. Benim nazarımda 3.70'ler. Kuzenim diye anlat. Rekorda kitabına girebiliriz. Ha. Görüşürüz. İyi bayramlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de mi gidiyorsun? Gidiyoruz. Sen yaz bu sefer. Yıldız bize mıra ikram edecek. Bu Mardin'in bütün taziyelerde dedin, böyle kız istemelerde falan dedin değil mi? Evet. Yıldız. Hem de ikram edilen içeceğiymiş. Ben de ilk defa içtim, şimdi babama ikram edecek Ahmet. Ben hiç kahve içmezken mırra içtim. Böyle acı bir tadı var. Zaten küçük bir yudum her şeyi. Fincanı farklı. Evet. Kupsuz. Şeyi çok güzel yalnız, cezvesi. Tabii buraya da dökmüş kızlar da. Mırrayı boşa gitti. Mırra boşa gitti. Bu saatlerce kaynıyormuş. Mardin'den bu kaynamış halini Ahmet getirmiş. Saatlerce kaynayan bir kahveymiş. Yani bilenler bilir tabii de. Valla ben bilmiyordum, öğrendim. Yani Ahmet kahve uzmanı. O yapıyor şimdi. Hafif ısınacak değil mi o? Evet. Şimdi kaynadı. Taşmak üzere. Taşmak üzere. Bu şekilde. Tamam. Ha, şimdi babam nasıl içecek bakalım, dur. Evet, yüz ifadesini merak ediyoruz. Babam sevecek mi bakalım mırrayı? Baba bunu bir yudum da içecekmişsin. Şimdi hayatında ilk defa içiyorsun. Ben ne derim, bak bir dakika dinle. Seher olsun. Seher olsun. Seher olsun ha. Yarı yalan katıyor ki. Ben duymamış oluyor bu rüyayı. Hani konuşsunsunuz diye çünkü bir boyutu diyor ya. Ben harika. Siz de dursanız az çok daha. Hadi baba, soğumadan hiç bak ısıttı. Soğusun önemli değil. Şimdi ikisi yalan söylüyorsun bak. Serpil'e demedim de. Şu Serpil'le bunun ikisi bir arada ya. Şimdi dünyada ben bunu diyeyim, hayatta ilk görüyorum. Buna ben deneme tahtası mıyım? Annem bunu vasulyeyi getirdi. Bacım, sorma ayıp olmasın ya dedim. Bu ne dedim, kuru fasulye hiç görmedim. Bu deneme tatlısı mı abi? Ya dayı ya. Ya üstünden 70-55 yıl. Unutmamış. Seher'le. Hanım. Yağızını at dön. Bir şey mi geliyor? Dur şimdi. Bir sefer de işte. Nasıl? Yok, iyi desem ayıp olur şimdi. Vallahi muhakkak ziyim.
Bu şeyin üstten sen nasıl gülüyorsun hanım, neye gülüyorsun diyorum. Rahmetlik dedem tüm senin torunluğuna. Bir avrat askerlik yaptırıyor. Deden hiç mi önüne kalmadın? Dört tane. Ay ben bir düşünüyordum acaba anlamı ne? Çok mu unuttur. Ölüm acısını unutturuyor. Ölüm acısını halamın unuttur. Oğlu, gelini. Yalnız benim de nerede mi anlama geliyor? Bu eğlenceyi. Düğünlerde de ikram ediyorum. Düğünde de eğlence sokuyor. Düğünde sokun. Mi? Masrafların acısını unuttur. Düğünde de eğlence sokuyor. Bak, dünyada ne yapıyorlar? Bak da görmeye yapıyorlar. Halamlar bayramlaşmaya geldi. Halamın gözlerinin güzelliğine. Yani bizim Seher benzemiş. Evet, yeğenim ya. Seher benzemiş halama. Bizler çekmemişiz tabii. Tabii büyük babamla rahmetli, onun da gözleri renkliydi ya. Halacığım oradan almış. Halamla eniştem bayram gezmesine geldiler. Şimdi tatlı ikram ettik onlara. Evet. Alet edevat ne var? Dergi merkezine kadar. Oradan getirmiş demek ki. Her adam yayın yeri de. Ha, çantası, alet çantası. Bu alet çantası. Yoksa getireyim bakalım. Kendinden alırsan. Tatlı getirin mi lazım da babamda? Tatlı yer hocam gözü bozuk da şey. Şu olan arabam yok. Buraya getirin. Tatlıya ayırdım dedim. Ben kendimi ben koca ocak. Merdivende nasıl ineyim ben getiremem buraya dedim. Hiç hemen gelirse bu ya arabayla gelsin de getirecek. Yapsın onun için hani kendisi de meçhul gelecek. Buraya gelecekler diyordu ama. Yok, gelemeyecek. Düğüne gelmeyecekler mi? Yok yok, düğüne bile gelmeyecekler. Aa, teyzemler yani annemin kız kardeşi, oğulları, eniştem, halamın eşi. Üretimi nedir? Genelde bana üstüne işte. Enerji. Tabii tabii enerji enerji. Teyzem benzer annemle. Benim diğer kocacığım 24 yaşında. Çok şükür. Kızlar da? Kurak bir kadın geldi. Adını vermedi onu. Kurak bir kadın geldi. Şöyle baktı. Bunun hepsi dolacak mı dedi. Evet dedim. Benim evde yemek mi var dedi. Çocuk mu var dedi. Kızımı kaldırdı. Attı. Şeyin altına koydum. Çıkıyorum altına. Mezarlığın başı. Ama ikimizde hiç istedim yok. Deniyordum. Sen yalnız bir. Ulan neydi? Ne çıkardın? Kim vardı? Kim oldu? Evet, kadın beni yüceldi. Karşıda... Ben acı sesleneydim ama babana yükledirdi. Dur, dur ama ben bilmiyorum. Karşıda... Vahiye, senin karşısın. Hatırlıyorum. Karşıda adam seyri dermiş. Ta baba dostu, merhaba ettiğimiz kişi. Nayir Bey sen bilmiyor musun dedi. Onların soyadı neydi? Efendi köyü de neydi? Kutucu. Orada bilir de. Hamza var ya Hamza. İşte Kutlucan. Onun babası şimdi. Biliyor musun onları? O oradan seri dermiş onu. Bir de geldi. Onun bir tane şurada şeyin altındaydı. Kaldırdı attı. Şöyle yaparım, böyle yaparım dedi. Bir sırayı niye bekliyorsun sırayı dedi. Bir canı durup bilmiyordum. Meğer kadın deliriymiş. Zaman geçti. Ben bir yerde anlattım. Konuyu şuraya getireceğim. Ulan böyle bir efendi, beyefendi adam değil ki, ulan ama beyefendi dedi, onun hanımı dedi, beni döveceğini bilemedi adam, anlattı ya da başına gelmiş. Onun hanımı deli, zırh deli dedi. Böyle bir adam hanımı öyle olur mu ya? Adam olabilir demek ki. Evet. Adama bakacaktı, karıya bakacaktı. Yok yok, adam inanmadı bana. Böyle bir efendi adamın böyle bir karısı var, onun da başına gelmiş ulan diyor. Ama olabilir, psikolojisi bozuktur. Olabilir mi? Ben aile gidiyorum. Atıray. Öyle bir şey değil adamı. Şükleri kurdular. Allah Allah. Mesela orada neden yengem olsam, aile işte bir şey desem, bir de onu kaldır, kalsana vurur diye. Allah Allah. Abi. Şey varmış, rahmetli Bahriye babamış. İşte yaptıramadı. Kutucan'ın karısı ama o demiş. Ağzı elimde mi? Bir de onlar doldurdu, verdi diyor. Şu adam dolsun gitsin de bir sesini çıkaramadı diyor. Allah akıl olsun, insanlığı vermesin. Fikret'i o yüzden Allah sana vermesin. Hatıray Mehmet, et kavurak da yiyin. Var mı? Sen nasılsın Abdullah'ı? Hasanoğlan'a gelip gidiyorsun. Oradasın. Sen Hasanoğlan nasıl? He, çalışıyorsun. Sen Hasanoğlan tuvalet yok. Yok yok, bu öyle var. Böyle bir şey. Yaşıklı ne var? Şeye gelmiyor, Hasanoğlan'a girmiyorlar. Hasanoğlan'a girmiyorlar. Sen müsait değilsindir, sen yoğun bir adamsın.
Geçerken görmüşsündür. Ravza Hurman'ın arkasındaydı. Biliyorum, biliyorum yerini. Uzun bir bina. Yeni mi yolladın? Sen servise mi gidiyorsun? Yok, kendi arabamı. Bir şey almayı vermeyi şaşırmadan da gidiyorum. Çok güzel. Sen o paralardan konuştuk. Sen olan da bir şey yok ki hani. Ne yapacaksın öyle? Şimdi bende daha bir soru olduğu için bunu kullanmak için de soruldu. Zaten önümüze gitti bize zaten. Sağ ol reis, keskin turuna başladık işte. Hafta sonra buradan götürdü, çok acil olur. Tepeden he, Sultan teyzemdeyiz. Aşağıda sallanacağız. Sen Nimet'ten mi geldin, öyle mi diyorsun? Aleyküm selam. Hasan Oğlan'da çarşı var mı burada? Yok. Hasan Oğlan'da. Muzaffer'in amcasının oğluyla beraber çalışıyorlar. Eskiden şöyle yaydayım bak. Hasan Oğlan'ın oğlu gene ya. Dokuzu öğretmen. Öğretmen okulu oldu şehrin önünde. Siz köye mi gidiyorsunuz teyze? Tüm oyunluyor reis ya. Önünde 5 sene kaldı. Kim görsen ne? Dokuz öğretmen. Çünkü okulunda... Doğrusun yani şimdi bugün çıktın. Öğretmenim karınca. Maaş iş. Sevgide evi var mı? Kaçta çıktın o zaman? Birden çıktın. Sevgide evi var mı teyzenin? Marp ölçtüler işte bari. Kaçtan? Eski. Akşam yediye varırsınız. Telefon hocam dedi teyze. Yok, estağfurullah canım ya. Ne yapayım? Gelsin ben oturuyorum. Ne kadar sallıyor daha? Bir otururken baş çekti koyayım. Ha, gelmiyor. Şey yani. Yengem var. Yok, olmadı bana vaktiydi, aradım. Biz düğüne geldik. Cansız her zaman gibi kayış. Yeni uğramadık. Bu ne zaman geldik? Burada da otaz yan kayış. Koymuştur su videolar şaşırdan beşerlikten. Benim cebimde. Onlar da uygun. Sen keyfin nasılsın? Bunu çıkartacağız kaç kere içine. Ha, bunun içine demişim. Şey, Allah'ın şey, sağ olun. Üçüncü güne de denize ettim, çıktım, görüşelim. Ben de yok dedim, seçim. Hayırlısı olsun. Ben cumartesi günü sabah daha altından sonra yola çıkardım. Geldik dedi, biraz bir şeyler götürecek dedi. Aynen, cumartesi mi döneceğiz hem de? Ödeler. Yolda karşılaşırız, el sallarız da. Şeyhin, Mehmet dayımlar, geldi misin? Onlar da burada herhalde. Köprüden geçtiyorsun ha? Hmm. Ya dururuz belki orada da oturuyoruz. Haydi sabahlar reis. Görüşürüz. Gönüller iyi olsun inşallah. Ahit, selamlar reisim. Haber olsun. Başsağlığında kardeşi vefat ettiğin gibi ayakta. Aleyküm selam. Hadi iyi olsun. Görüşürüz. Kendilerine gelmiyor mu sen? Sen canım. Madem evde. Gelmiyor mu işte? Ha, kendi milletine. Diyor ki sana git. Bilen mi Gülbadem? Efendim. Evinde şişen var mı senin? Kaç saksı var? Söylemem. Evet. Sayısı yok değil mi? Söyleme anlaya gelin. 5 tane de şişenler var. Bayağı varmış teyzen de seviyorum. Seviyor da kuru yok. Ben bana kaç çiçek geldim sen bir. Buraya gelir şunu Gülbadem seviyor çiçeğe. Bağırın. Hep kurutmuşsun, bağamaz. Kuruyor ya. Kuruyor diye. Bağıp da ne olacak? Bağma ben de havasızlık hani yapıyorum. Sıcağında. Evet. Ama Antalya'da olmaz. Teyze, Antalya'nın sıcağında olmaz olmasa. Onun bir yerde yanlış yapıyor. Ya çok su veriyor, suramıyor. Yok, suramıyor. Çok da suramıyor. Haftada bir döklemez acımı da koymuyor. İşte bir yanlışlık vardır çünkü Antalya'nın çatır çatır sıcakta bile oluyor çiçek. Cambarhun'u yere koyuyorum şimdi. Oraya koydum da mevsime kadar iyi. Şimdi cambarhun'un içinde de yanıyor. Böyle bir kuruyor. Şimdi ne cennet olsun? İki sene içen mümkün var. Var. Valla çok iyi oldu ya. Çok memnun oldum. Afiyet olsun. Sevildiğinizi bilin. Oturun ya, oturalım. Ama bir gün annemle dedim. En kısa zamanda görüşmek. Her bayram böyle diyor. Gelelim teyze. Bir dahaki bayram kaç gün oradan internet bahtarsın internetten? Hangi gün geliyor bayram? Yani ayın birine kadar. Seneye mi? 15 gün geliyor. Bahtar annesine bakıyor. Sırayla kardeşler arasında. Bu kadar basit yani. Bu ay bizdeydi sıra. Ben de geldim. Ben gelemiyordum. 15, 6'dan biri ikisidir. Bu sefer ben de geldim. Ayın birinde döneceğiz. O zaman görüşürüz. Seneye mi? Yok yok. 18. Bayramda bayrama ya. Yarın bekliyorum ben. Şahiler var. İnşallah. Şahiler var. Gelip gidemiyorum. Yukarı. Karşına 80 yaşında adam olmuş. Şey hocam alıştırmasaydık. Onu açıp da alamadım. Herkes geçti. Ölüyor. Her vakit yap onu yiyecek. Ha, o sucuğu seviyor. Evet, ne yapacağım? Bir deneyim. Kasap sucuğu değil mi o? Kasap sucuğu. Zaten 16 yaptık.
Tabii de otursun. Şey, demek ki boğazına çok düşüyor. Değil mi? Aynen öyle. İnandık diyor. Nasıl güzel kahvaltı yaptık değil mi anne diyor. Suyu yedi ya. Evet. Boğazına düştü. Maşallah kendine dikkat ediyor çocuk. Baba Zahmet'e çalışıyor. Ramazan nerede biliyor musun şimdi kuaförü? Ramazan ne oldu? Ramazan ne oldu? Yok yok o gitti. Ama yerinde yine kuaför var. Var var. Başkası çalıştırıyor. Ya biz öyleyiz. Orada mıymış kasap? Ramazan'ın karşısıymış. He tamam. Tamam orayı biliyorum. Onun karşısında zaten. Sultan yakınlar kim diyor bak. Aa siz Nezahat Hanım'a gidiyorsunuz. Benim bebeğim bu tarafa gidiyor. Adam nereden çıkarttığını biliyor bak. Halamlar geldiler ya. Unuttum ben onu söyleyeyim. Ben de hiç bebeklik çocuk bir fotoğrafım yok. Gösterene. Sana koymuyor musun? Çoraplarla ne bakana bulanlar. Serpil ablamın selamlar resmini. Aynen onlar da var diye biliyoruz. Sen kimmiş onu adamı mı tanıdın içinden? Bir de çağırdım hadi ya kim gidiyor? Annesini tanımaz da başkasını tanısın. Kim tanıdıysa. Ankara'ya gideceğiz sanki. Çok sıcak ya. Sıcak şamaplar. Ayşe'yi dondurma yersiniz. Bak bir de seni tanımayacağım. Ankara'ya dondurması çok güzel. Şeyle diyorum da bir dondurmacı gidilir mi? Ama diyorum çok güzel dondurma. Nerede? O cumartesi pazarın olduğu yerde Maraş dondurmaları diye. Dondurma acaba. Ama gitmişken yiyin bence. Düşenmeydi. Haa. Odunu kendin mi? Aa, ne bakayım fotoğrafı? Seher şuna bakarım sen bir şey bakarım. Seher sana da bunu yapmazsın kızım. Şimdi geri bakalım. Kızım öyle giyiniyor tüm ünlüler. Dur anneme bakalım. Bu çoraplara 5000 lira ödüyorlar yani. 5000 lira bu çoraplar. Bu çoraplardan giyiyor geri herkes. Çok güzel bir süpavyonun evet. Ayakkabılarımıza bak. Evet. Aman annemin gençliği. Şöyle yakınlaştırın ya. Anne. Şu başı örtülü olan annen. Annen. Sağ taraftaki Fatime halam, sol taraftaki Atike halam. Yo Atike halam değilmiş o. Benim. Atike halam. Sen misin? Benim de Atike halam o. Şu Hayri dayının karısı Sevgi. Şunu çek. Şu da Nezahat Hanım. Çek şu tarafa. Şu da Nezahat Hanım. Bamba daim o zaman 100 dönüm sultanla verdi. Ya. Aa Nezahat Hanım da aynı Makbule değil mi? Makbule ne kadar benziyor annesine. Makbule aynı. Evet. Yalnız annemin dediğin gibi tarza bak. Elbisesine, ayakkabı, çorapları. Evet. Bunlar çok modaydı zaman biliyor musun? Bunu herkes bize de atsın ya. Böyle bir ayakkabı. Şaze yengem Tülay. Tülay'ın eşi bayramlaşmaya geldiler. Geçen yıl görmüştük Şaze yengemi de. Çocukluğumuz bir arada geçti. Tülay'la tanışmıştınız zaten. Tülay'ın ablası. Kardeş gibiydik. Tabii canım. Bütün yaz tatillerimiz beraber geçerdi. Şimdi görüşemezsek de kalplerimiz bir. Aynı görüşünce orada kaldım. Sen devam et. Önemli olan o bence zaten. He? Önemli olan o. Görüştüğün mutlaka hoş geldin. Zaman yarın inşallah yine şey yaparız. Tamam yarın görüşelim. Bugün döneceğiz mi yarın mı döneceğiz? Yok akşam döneceğiz. Mi? Ablam daha burada zaten. Tamam yarın oraya geleceğiz. Biz de pazara kadar buradayız daha. Ha öyle mi pazara kadar? Tamam. Tatilimiz. Tamam o zaman görüşürüz. Acısını çıkarırsınız. Acısını çıkarırsınız. Tamam. Anılar. Tamam. İnşallah. Anılar, komiklikler. Gülmek de görüyoruz hani bir ara gece. Bir ara gece çok gülerik değil mi? Bana yok gülerik. Aynen. Eski günleri yad ederiz. Tamam İnşallah. Görüşelim. Burada istiyorum işte Yatırkaya'da gelirsiniz. Ya tamam. Da biz buraya geliyoruz. Tamam canım. Görüşürüz. Şimdi hoşça kalın tamam. O zaman. Hadi görüşürüz. Evet misafirlerimizi yolcu ettik. Bugün bayağı bir akrabalar, eş dost sağ olsunlar. Bayramlaşmak için geldiler. Şimdi Tülay'ları da yolcu ettik. Ama biz şimdi hazırlandık. Çıkacağız. Hüseyin'in dayısının kızının kına gecesi varmış. Çorum'a gideceğiz. Çorum Alaca'ya. O yüzden sizlerle de vedalaşalım. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Lardan giyiyor geri herkes. Çok güzel bir süper evet. Piyonlu ayakkabılarımıza bak. Evet. Aman annemin gençliği. Şöyle yakınlaştırın ya. Şu başı örtülü olan annen. Sağ taraftaki Fatime halam, sol taraftaki Atike halam. Evet.